Ve İstanbul'a Marmaray'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülhan Karaderili, takıntılı iş arkadaşının saldırısıyla ölümden dönmüştü efendim kadın. Ve yüzünde ve sırtında hala o dehşet anlarının izlerini taşıyan genç kadın şimdi hukuk mücadelesini veriyor. Bakın, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen caninin en ağır cezayı alabilmesi için uğraş veriyor. Yüzü parçalandı, sırtı haritaya döndü. Gülhan Karaderili Marmaray'da güvenlik görevlisi olarak çalışırken takıntılı iş arkadaşının bıçaklı saldırısında ölümden döndü. O cani için hesap günüydü. 3-5 sene gibi, 6-7 sene gibi ufak, çok az zamanlı cezalarla bu kişi kurtulacaksa ben ölmeyi tercih ederdim. Gülhan Karaderili Marmaray Göztepe İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Meslektaşı Çetin Aktay uzun süredir peşindeydi. Her yerde takip ediliyordum şahıs tarafından. Son bir yıl bu şekilde takip edildim. Aşkına karşılık bulamayan Aktay onu bir takıntı haline getirmişti. Çalıştı, Göztepe'deki Marmaray İstasyonu'na gidip elindeki bıçakla ona dehşeti yaşattı. Yolcuların iniş anında yolcuların arkasından saklanarak direkt bıçak saldırdı. Yüzünden, ciğerinden ve sırtından sayısız yaralar aldı. Zorlu bir süreçten sonra yaşam savaşını kazanan Karaderili şimdi de hukuk mücadelesi veriyor. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Toplamda 23 yıl hapis cezası talep edilen Çetin Aktay hakim önündeydi. Akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Mahkemeden şok edici bir karar çıktı. Şahsın ne yazık ki adli tıp kurumuna gönderilerek akli muayenesinin yapılmasına karar verdi. Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de dosyaya eklendi. Ben akıl hastasıyım, ben deliydim diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı. Gülhan Karaderili hala saldırının travmasını üzerinden atamadı ama adalet sürecinden umutlu. Çetin Aktay'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 14 Kasım'a erteledi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.